Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu şeker pembe yeleği bugün sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Bugün 0-6 aylık bebekler için çalışıyorum arkadaşlar. Yeleğimizin örgüsüne bu robanın başlangıcından zincirler çekerek başlıyoruz. İlk sırada trabzanlara başlarken roba ayrımlarında yapıyoruz. Kolları, arkayı ve önlerin yerlerini belirliyoruz. İkinci sıradan itibaren arttırmalara başlıyoruz. Her sırada arttırmalarla robayı istediğimiz ölçüye getiriyoruz. Robanın bitiminde pembe ile model yerleştirmeye başlıyorum. İlk sırada modellerimizi yerleştiriyoruz. Daha sonraki sıralarda bu modellerin üzerinden aynı şekilde farklı bir işlem yapmadan aynı modelleri uygulayarak istediğimiz ölçüye kadar örüyoruz. Ben robak bölümüne de uyumlu olsun diye aralara bakın 2 sıra beyaz eklemesi yaptım. Siz isterseniz bu gövde bölümünü sade tek renk ile de çalışma yapabilirsiniz. Gövde uzunluğunu istediğim ölçüye getirdikten sonra ön pat çalışmalarını yaptım. Ön pat çalışmalarını yaparken de bakın yeleğin bu tarafında, bu ön patında düğme biritleri hazırladım. Karşı bölüme de düğmelerini diktim. Ön pat çalışmalarından sonra bu etek ucunda dilim modeli uyguladım. Bakın şirin bir model oldu. Modelimize de uyumlu oldu etek ucundaki uyguladığımız dilim. Açık haliyle görelim. Bakın yeleğimiz bu şekilde. Güzel bir yelek oldu. Arka görüntüsüne bakalım. Bakın arkadan görüntüsü de bu şekilde. Siz bu yeleği daha büyük bebekler için yapmak istiyorsanız bu başlangıç zincir sayısını daha fazla çekebilirsiniz. Zincir sayısını fazla çektiğimiz için de bakın bu ön bölümlere 2 trabzan fazladan, kol bölümüne 2'şer trabzan, her iki kola 2'şer trabzan fazladan, arka bölüme de 2-3 fazladan trabzan yaparsanız yeleğin ölçüsü büyük başlayacaktır. Roba sayısını da siz daha fazla yapabilirsiniz. Ben 8 sırada bitirdim. Siz 9, 10, 11 sırada bitirerek robanın yüksekliğini yüksek tutarsınız. Roba yüksek olacağı için arttırmalar da olacaktır. Arttırmalar olduğu için eni de daha enli olacaktır. Model sayısı da bu trabzan sayısına göre daha fazla olacaktır. O şekilde yeleğimizi büyütmüş oluruz. Roba yüksekliğinde yapacağınız aya göre ayarlayabilirsiniz. Ben yine de takılan arkadaşlar olur diye standart bebek ölçülerinde olan yelek ölçü tablosunu bu videonun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Siz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde standart bebek ölçü tablolarını bulabilirsiniz. Enini, roba yüksekliğini ve yeleğin yüksekliğini o tabloya göre yapabilirsiniz. Bugünkü yapacağımız yelek için 2 renkli ipe ihtiyacım var. Şu şekilde şeker bir pembe kullandım bakın. Biraz beyaz bir ipe ihtiyacımız var. İpimin kalınlığına uygun olarak da 3,5 milimlik tığ kullanıyorum. 2 adet düğme diktim ben. İsterseniz siz bunu roba bölümünde 3 düğme yapabilirsiniz. Veya tamamını da düğmeli yapabilirsiniz. Düğme tercihe kalmıştır. Malzemelerimiz bu kadar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Roba için 64 zincir çekerek başlıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5,
64 zinciri çektim. Kaç santimlik zincir elde ettiğimizi ölçüyorum. Bakın uç noktasından sıfıra tutuyorum arkadaşlar. Zincirimi çektirmeden ölçüyorum. Bakın 32 santim zincir var. 32 santimlik zincirimizin üzerine 3 zincirde dönüş için çekiyorum. 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 gözenek atlayıp 4. gözeneğe ön bölümün trabzanını yapıyorum. Takip edene de trabzanlar yapıyorum. Bu sırada robanın ayrımlarını da yapacağız. Ön bölüm için 10 trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zinciri de bir trabzan olarak ele alıyoruz. Bakın 2, 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabzanı yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Yanındaki gözeneğe kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Kol içinde 13 trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın 13 trabzanda kol için yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Yanındaki gözeneğe arka bölüm için ilk trabzanı yapıyorum. Takip edenlere de trabzan olarak devam ediyorum. Arka bölüm için de 18 trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 16, 17, 18. 18 trabzan da arka bölüm için yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Yanındaki gözeneğe diğer kol bölümü için 13 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kol bölümü içinde 13 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Ön bölüm için 10 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son trabzanda yaptık. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Önlerde 10 trabzan, kollarda 13 trabzan, arka bölümde 18 trabzan yaptık. Ayrımlarda da ikişer zincir çektik. Bakın şu şekilde bir görüntü elde ettik. İkinci sıramızdayız. İkinci sıraya bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Takip edenlere de trabzan halinde devam ediyorum. Buradaki ayrım noktasına kadar trabzanlara devam ediyoruz. Tepe noktalarına batarak trabzan yapıyoruz.
Bak, ayrım noktasına geldim. İki zincir çekmiştik. Bu gözeneğin içerisine bakın, boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. 3 trabzan yaptık. Bakın iki zincirin üzerine. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Diğer zincir içerisine kadar trabzanlara devam edelim. Artık arttırmalara geçtik bu sırayla birlikte. Bakın yine iki zincirin üzerindeyim. Buraya boşluğa bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. 3 trabzan yaptım. Takip edenleri diğer ayrım noktasına kadar, buraya kadar trabzanlar yapıyoruz. Bakın tekrar iki zincirlik bölüme geldik. Buraya da aynı şekilde 1 2 3 trabzan yapıyorum. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyoruz. Kol bölümündeyiz. Diğer kol bölümündeyiz şu anda. Kol ile önü ayıran ayrım noktasına geliyoruz. Bakın. Koldaki son trabzana trabzan yapıyorum. Kol ile önü ayıran bu ayrım noktasına 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Öndeki trabzanların üzerine trabzanlar yapıyorum. Üç zincir çekerek döndüğümüz yere geldik. Bakın onun da bir sonraki gözeneğine battım. Bir trabzan yaptım bakın. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gözenek içerisine trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan yapıyorum. Ayrım noktasına kadar burada 3 trabzan yaptığımız bu trabzanlara kadar trabzan yapıyoruz. Bakın öndeki 10 trabzanı yaptım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Bu ayrıma yapmış olduğumuz 3 trabzana geldim. Bu 3 trabzanın ilk baştaki trabzanına batıyorum. 1 trabzan yaptım. Aynı gözenek içerisine batarak 1 trabzan daha yapıyorum. Ortadaki bakın bir alt sırada 3 trabzanın ortasındaki trabzana 1 trabzan yaptım. Aynı gözeneğe 2 trabzan daha yapıyorum. 3 trabzan yaptık bakın. Başta bir gözeneğe 2 trabzan yaptım. Ortadaki trabzanın tepe noktasına 3 trabzan yaptım. Kol bölümü için 1 2 trabzan yaptık bakın. Takip edenleri düz trabzanlar yapıyoruz. Burada bu iki zincirin ortasındaki 3 trabzana kadar trabzanlar halinde devam edelim.
Bakın yine 3 trabzanın ilk trabzanına geldim. Bu ilk trabzanın tepe noktasına 2 trabzan yapıyorum. Ortadaki trabzanın tepe noktasına 3 trabzan yapıyorum. Böylece bakın bir burada arttırma yapmış olduk. Bir burada bu bir tek trabzanda devam edip gidecek arkadaşlar. Yanındaki trabzana geçiyorum. Buraya da 2 trabzan yapıyorum. Takip edenleri birer trabzan halinde diğer ortaya bakın buradaki 3 trabzana kadar devam ediyoruz. Bakın zincir üzerindeki 3 trabzana geldim. Bu ilk trabzanın üzerine 1 aynı gözeneğe batarak 2 trabzan yapıyorum. Ortadaki trabzana 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın 3 trabzan yaptım. Yanındaki gözeneğe yine 2 trabzan yapıyorum. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyoruz. Tekrar arttırma bölümüne geldik. Bakın 3 trabzanın ilk baştaki trabzana 2 trabzan yapıyorum. 1 2 ortadaki trabzana 3 trabzan yapıyorum. Diğerine 2 trabzan yapıyorum. Takip edenleri sıra sonuna kadar trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın son trabzanda yaptım. Bir robamızın şeklinde görelim. Bakın şu şekilde bir beşgen elde ediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözeneğe trabzan yapıyorum. Takip edenlere de trabzan halinde devam ediyorum. Buradaki bu ortada bir trabzana 3 trabzan yapmıştık. Buna kadar trabzanlara devam edelim. Bakın 3 trabzana geldik. Bu tek gözeneğe 3 trabzan yapmıştık. Bir alt sırada onun ilk trabzanı trabzan yapıyorum. Tek yapıyorum. Bu ortadaki o 3 trabzanın ortasındaki trabzana 3 trabzan yapıyorum. Bu sırada sadece arttırma bölümlerinde ortadaki trabzanlara 3 trabzan yaparak arttırma yapıyoruz. Takip edenleri birer adet trabzan halinde devam ediyorum. Bakın 3 trabzanlı yere geldim. Bu 3 trabzan ilk trabzanla tek trabzan yapıyorum. Bu ortasındaki üçlü trabzanın ortasındaki trabzanın tepe noktasına 3 trabzan halinde devam ediyorum bakın. Şu şekilde 3 trabzan yaptık. Takip edenleri trabzan olarak devam edeceğiz.
Bakın bunu da buradaki 3 trabzanın da ortasındaki bu tek trabzana 3 trabzan yapalım. Bunda da aynı şekilde bu 3 trabzanın ortasındaki trabzanın üzerine 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Son trabzanda yapıyorum, yaptım bakın. Bu sırada da sadece ortadaki tek trabzanlara üçer trabzan yaparak arttırma yapmış olduk. Nasıl göründüğüne bir bakalım arkadaşlar. Bakın robamızın görüntüsü bu şekilde. Arttırma yerlerinden büyüyen bir robamız var. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzana bir trabzan yapıyorum. Takip edenlere de trabzan halinde devam ediyorum. Bu arttırma yerinde 3 trabzan yaptığımız yere kadar trabzanlara devam ediyoruz. Bu sırada 3 trabzan bir de yanlarında ikişer trabzan halinde yapacağız. Bu daha önceki yani 2 alt sırada bu sırada yaptığımız gibi aynı işlemi burada yapacağız. Bakın 3 trabzana geldim. Bir alt sırada 3 trabzan yaptığımız yer bunun bu ilk trabzana 1 2 trabzan yaptım. Ortadaki trabzana 3 trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzana geçtim. Buna 1 2 trabzan yaptım bakın. Takip edenleri artık bu şekilde trabzan halinde devam edeceğiz. Arttırma yerlerinde bir alt sırada 3 trabzan yaptığımız trabzanın ortasındakine 3 trabzan, yanlarındaki trabzanlara ikişer trabzan yaparak arttırma işlemine devam edeceğiz. Bir sonraki sırada da sadece bu 3 trabzan yaptığımızın ortasındaki bu trabzana 3 trabzan yaparak arttırma yapacağız. Daha sonraki sırada tekrar bu 3 trabzanın ilk trabzanına 2 trabzan, ortasındaki trabzana 3 trabzan, yanındakine tekrar 2 trabzan halinde. Yani bir sırada sadece 3 defa batacağız. Bir sırada 2, 3, 2 şeklinde batarak robamızı tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde robamızı bir 8 sıraya tamamlayalım. Daha sonra roba ayrımını birlikte yapalım. Robanın yüksekliğini 8 sıra yaparak tamamladım. Bakın 2, 4, 6, 8. Şimdi kolları gövdeden ayıracağız. Bir sıra beyaz ile gövde bölümünü ayıralım, yapalım. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe trabzan yapıyorum. Buradaki ayrıma kadar ön bölümdeki bütün gözenekleri trabzanlar yapalım. Bakın arttırma yaptığımız trabzana geldim. Bir alt sırada 3 trabzan yapmışım. Onun ortasındaki trabzana geldim. Ön bölümdeki trabzanları bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Ön bölümde kaç tane trabzan olduğunu sayıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 trabzan var benim arkadaşlar. Kol altı için bakın 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Koldaki bütün trabzanları atlıyorum. Kol ile arkaya ayıran bakın buradaki bu ayrım noktasındaki 3 trabzanın ortasındaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum.
İpi tığın üzerine alıyorum. Trabzanların tepe noktalarına batarak devam ediyorum. Kol altında bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. Bu trabzanlarımıza bu diğer kol ile arkaya ayıran buradaki bu ayrım noktasına kadar devam edelim. Bakın yine ayrım noktasına geldim. Burada ortadaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Diğer koldaki bütün trabzanları atlıyorum. Kol ile öne ayıran buradaki bu ayrım noktasına bakın buraya tepe noktasına batarak bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri sıra sonuna kadar trabzan halinde devam ediyoruz. Bakın son trabzanı yapıyorum ve bitirdim. Şeklini bir görelim. Kol bölümünü ayırdık. Bak her iki kolu ayırdık. Gövde ile artık yeleğimize devam edeceğiz. Beyaz ile işimizi bitirdik. Renkli ipimize geçiyoruz. Renkli ip olarak bakın bu şekilde pembe ip kullanıyorum ben. Bağlantı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözeneğin üzerine bakın bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İpleri orada bırakalım. Daha sonra kenarını çevirirken bunları içeride tutabiliriz. Beyaz ipimizi kesebiliriz artık arkadaşlar. Beyaz iple burada işimiz bitti. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir, İki gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine 3 adet trabzan yapıyorum. Bakın. 3 trabzanı yaptım. 1 2 zincir ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın bir gözenek içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum zincir çekmeden 1, 2, 3 gözenek atlıyorum. 4. gözeneğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir. Aynı gözenek içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 gözenek atlıyorum. 4. gözeneğe 3 adet trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine bakın aynı gözenek içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Tekrar 1 2 3 gözenek atlıyorum. 4. gözeneğe 3 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum yine bakın. 1, 2, 3 gözenek atlıyorum. Bu son gözeneğin içerisine 3 trabzan yapıyorum.
2 zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın arka bölümün son trabzanın tepe noktasına 3 trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, üç gözenek atlıyorum. Dördüncü gözeneğe 3 trabzan, iki zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Arka bölümde son trabzana 1 3 trabzan 2 zincir 3 trabzandan oluşan modelimi yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın kol altından atlıyorum. Bu ön bölümdeki ilk trabzanın tepe noktasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye 3 trabzan, 2 zincir yapıyorum. Başa kadar bu şekilde modellerimizi yerleştirelim. Bakın son modeli de yerleştirdim. Başlangıç gözeneği, bakın şu son gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Burada başlarken de aynı şekilde bakın bir trabzan yapmıştık, model yerleştirmiştik. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İkinci sıradayız. İlk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincir çektiğimiz, bakın modelin ortasında iki zincir çektiğimiz boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden bakın diğer modelin ortasındaki boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor modellerimiz. Birbirini takip ediyor bu 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan modelleri. 1-8 sıra kadar bu şekilde uygulayalım. Daha sonra beyaz renk ile devam edeceğiz. Modelimizi bir görelim. Kaç model yerleştirdiğimize bakalım. Bakın dökümlü bir yelek olacak. Benim yaptığım sayılarda ön bölümde 2, 4, 5 model var. Bakın 2, 4, 5. Önlerde 5'er model var. Arka bölümde de 2, 4, 6, 8, 10 model var. Toplam 20 model var bir sırada arkadaşlar. Bu 20 modelden oluşan sıraları aynı şekilde bakın modeller birbirini devam ettirecek şekilde zincir çekmeden, bu model aralarında zincir çekmiyoruz. Sadece 3 trabzandan sonra modellerin ortasında zinciri çekiyoruz. Bu şekilde bir 8 sıraya tamamlayalım gelelim. Pembe renk ile de bakın 8 sıraya tamamladım. 2, 4, 6, 8. Şimdi
Bu pembelerin üzerinden bir sıra beyaz yapalım. Bakın burada bırakıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sağlamlaştırıyorum. İsteyen arkadaşlar düğüm atabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk gördüğüm, bakın bu ilk trabzanlar devam ediyor. Değiştirmedik onu. Şu şekilde bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden, bakın bu modelin üzerine bu sefer beyaz ile aynı modeli yapacağız. 3 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin ortasındaki boşluğa geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar beyaz ile devam edelim. Sıradaki son modeli yapıyorum. 2 zincir çektim. 3 trabzan yaptım. Son, bakın trabzanın tepe noktasına da bir trabzan yapıyorum. Artık burada bitirdik. Beyaz ipimizi burada bırakabiliriz. Geride bırakmış olduğumuz bu pembe ipimiz var. Bununla bir sonraki sıraya geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın bu ilk başta bir trabzan çıkarmıştım. Kesip or taraftan başlamak istemiyorum. Çok düğüm olsun olmasın diye. Bakın şu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıp o gözeneğin içerisine bir trabzan yapıyorum. Ve bakın bu modelimizin üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak pembe ile devam ediyoruz. Beyaz ipimizi orada bırakıyoruz. Bir sonraki sırada beyaz yapacağız çünkü. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 trabzan yapıyorum. Yandaki modelin içerisine geçiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Pembe ile de iki sıra daha model yapalım. Bir gidelim sonuna kadar, geriye dönelim. Pembe ile iki sıraya tamamlayalım bu sırayı da. Modelimizin üzerinden bakın iki sırada pembe ile tamamladım. Şimdi bir sırada beyaz yapacağız. Aynı şekilde modelin üzerinden devam edeceğiz. Beyaz ipimizi burada keselim. Çok fazla oldu. Bakın iki katlı yaptığımız için, yani iki sıra gittiğimiz için. Pembe ipimizi de kesiyoruz. Buradan beyaz ip ile bağlantı yapıyorum. Bakın şu şekilde beyaz ip ile bağlantı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözeneğin üzerine, bakın başlangıçtaki tek trabzan yaptığımız trabzan vardı. Ona bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri bu modellerin üzerinden bir sıra beyaz ile model yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan modelimizi yapıyoruz. 2 zincir. 3 trabzan. Diğer modele geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Bakın son modeli yapıyorum bu sırada.
Son trabzanı da tepe noktasına batarak bir trabzan yaptım. Sırayı bitirmiş oldum. Benim için yeterli bir ölçü olduğunu düşünüyorum. Siz daha uzun olsun istiyorsanız bir sıra daha beyaz ile bu modelden yapabilirsiniz. Bunun ucuna pembe ile dilim modeli yapacağız daha arkadaşlar. Bu ipimi burada bırakıyorum. Beyaz ipimi bakın kestim. Pembe ipimi elime alıyorum. Pembe ipiyle bakın bu bitirmiş olduğumuz bu son gözenekten bağlantı yapıyorum. Sağlamlaştırıyorum. Aynı gözeneğe bir sık iğne yapıyorum. Takip edenleri bakın bu trabzan var. Ona bir sık iğne yaptım. Aradaki gözeneğe battım. Sık iğne yaptım. Trabzanlara ikişer adet sık iğneler yapalım. Bakın bu şekilde bütün trabzanlara ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Bakın roba bölümüne geldim. Robaya başladım. Beyaz olan roba bölümündeyiz. İkinci olan trabzana geldim. Burada düğme için bir birit yapacağım arkadaşlar. Bakın 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine tekrar sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bir birit yaptım. Sık iğne yaptım. Siz isterseniz 6 zincir de çekebilirsiniz. Düğmenizin büyüklüğüne göre bunu ayarlayın. Şu anda bakın biritim hazır. Bundan düğmeyi geçirin. Eğer geçiyorsa tamamdır. Takip edenleri bu yaka ortasına kadar sık iğne şeklinde devam ediyorum. Bir birit daha yapacağız yakanın bitiminde. Bakın buraya geldim. Buraya da bir birit yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın robanın bittiği yerde yakanın başlangıcında da bir sık iğne yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Bu ön patı bitirdik. Şimdi diğer ön pata geçeceğiz. Oraya geçerken bu robanın başlamış olduğumuz zincirlerin üzerinden de bir sıra sık iğne yapalım. Bakın bu ilk gözeneğe bir sık iğne batmıştım. Bakın bu sıranın ön robada gelirken buraya bir sık iğne daha yapıyorum. Yuvarlak bir görüntü elde ediyorum. Takip edenler de gördüğüm bütün gözeneklere birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sık iğneleri boynun çevresinde yapalım. Diğer ön patın bu ön pat çalışmasında tamamen yapalım. Burada düğme biriti yapmayacağız. Burada yaptık düğme biritini. Bu tarafa düğmeyi dikeceğiz. Onun için bu etek ucuna kadar buraya kadar sık iğne şeklinde kenar çalışmasını yapalım. Bakın diğer ön patı da bitirdim ben. Boyun çevresini tamamen sık iğne yaptım. Bu patta da bir sıra sık iğne şeklinde devam ettim. Etek ucuna geliyoruz. Bakın bu en son yapmış olduğumuz bu trabzanların tepe noktalarına sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın son sık iğneye battım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu modelin ortasındaki iki zincirin içerisine 7 trabzan yapıyorum. Boşluğa yapıyoruz trabzanları.
Bakıyorum. 2, 4, 6, 7. 7 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu iki model arasındaki boşluk var. Bakın. Buraya sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin ortasındaki iki zincirlik boşluğa 7 trabzan yapıyorum. Yedi trabzanı yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. İki model arasındaki bakın bu boşluğa sık iğne batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modelin ortasındaki iki zincirlik boşluğa 7 trabzan halinde devam ediyorum. Dilim modelimiz bu şekilde devam edecek. Bakın bu uç kısımdaki modellerin hepsinin üzerine 7 trabzan, bir zincir, iki model arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıp diğer modele geçerek 7 trabzan yapıp bu etek ucundaki bütün modellerin üzerine aynı şekilde dilim işlemleri yaparak buraya kadar gelelim. Etek ucundaki bütün modellerin üzerine bakın dilimler yaparak tamamladım. Son dilimi de yaptım. 2, 4, 6, 7 trabzandan oluşan dilimimizi yaptım. Buraya başlarken bu 3 trabzanın tepe noktalarına batmıştık. Burada da aynı şekilde bakın 7 trabzandan oluşan dilimi bitirdim. Bu trabzanın tepe noktasına batıyorum. Sık iğne şeklinde batıyorum ama bakın. Yanındaki gözeneğe battım. Son trabzanın tepe noktasına battım. Bu başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniği yaparak birleştirdim. Bakın bu şekilde düzgün bir görüntü elde ettik. Diğer ön patın bakın burasıyla da uyumlu oldu. Aynı şekilde birleştirmiş olduk. Ön pat çalışmasını örgümüzü bitirdik. Şimdi kol ucuna bakın ben birisini yaptım. Bunun gibi staj çalışması yapalım. İpimizi burada kesebiliriz artık. Gövde uzunluğunu bitirdim. Sütaç çalışması için de bakın bu kol altında bir gözenek var. Bu gözeneğe ipimi takıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk gördüğüm gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe sık iğne şeklinde batarak bu şekilde bakın bir sütaç yapıyorum. Yanındaki gözeneğe geçiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine batarak sütaç yapıyorum. Daha önceki örgülerimde ben bu sütaç çalışmasını yaptım. Oradan beni takip eden arkadaşlar bilir. Bakın 1 2 zincir aynı gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Aralarda birer gözenek atlıyorum. Bakın bir atlıyorum. İkinci gözeneğe sık iğne battım. Bir, iki zincir. Aynı gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Bir atlıyorum. İkinci gözeneğe sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir. Aynı gözeneğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde kol çevresini tamamen çevirerek bu başladığımız noktaya kadar gelelim. Son staj yapıyorum. Başladığımız gözeneğe geldim. Bakın buraya ipi tığın üzerine almadan batıyorum. İlmeği alıp çekiyorum. Bakın içerisinden ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir zincir çekip artık ipimi kesebilirim. Kol çalışmamızı da böylece bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde yeleğimizle de uyumlu bir çalışma yaptık. Bu ipi iç kısımdan iğne yardımıyla geçirebiliriz. Bakın şu şekilde içe alalım. Tığla da çekebiliyoruz bu şekilde.
Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde temizliğini yapabilirsiniz iplerin. Bakın bitirdik. Yeleğimizin örgüsünü bitirdik. Bu birit yapmıştık, düğme biritleri. Bunların tam karşısına gelen noktalara düğmelerini de dikelim. Yeleğimizi son haliyle bir görelim. Pembe şeker yeleğimizi bitirdim. Düğmelerini de diktim. Bakın, yapmış olduğumuz bu biritlerin tam karşısına gelen noktalara düğmeyi diktim. Biritten geçirmesi de çok kolay. Bakın bu şekilde. İsteyen arkadaşlar bu ön bölümü tamamen düğmeli de yapabilirsiniz. Ben robaya kadar düğme yapmayı tercih ettim. Bu şirin yeleğimizin ölçülerini size vermek istiyorum. Bakın, robadan enini ölçüyorum. 24 santim. Gövde enini ölçüyorum. Bakın, 29 santim. Dar bir yelek değil bu arkadaşlar. Yüksekliğini ölçüyorum. Robadan itibaren bakın, gövde yüksekliği 18 santim. Omuzdan ölçüyorum. Omuzun uç noktasından etek ucuna kadar olan yükseklik 29 santim. Bu yeleğimiz 3-6 aylık bebekler için çok güzel olur. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bu roba başlangıcını daha fazla çekerek siz bu roba sırasını 8 değil de 9-10 sıra yapabilirsiniz. O zaman roba yüksek olacaktır. Sayılar da fazla olacaktır. Bu gövde uzunluğunda 18 değil 20-22 yaparak 1-2 yaş arası bebeklere yapabilirsiniz. Bu yeleğimizin bakın arka görüntüsü de bu şekilde. Şirin şeker gibi bir yelek yaptık. Bugünlük anlatımımızı burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.